Hayırlı sabahlar. İsveç'teki Kur'an yakma provokasyonu bizdeki iktidar medyası tarafından işte Avrupa bu, Avrupa'nın gerçek yüzü gibi manşetlerle duyuruldu ve topyekün bir Avrupa husumeti şeklinde yorumlandı. Halbuki daha önceki yayınımızda da ifade ettiğimiz gibi bu toptancı suçlama, toptancı yaklaşım doğru değil. Üstad Bediüzzaman 17. Leman'ın Avrupa'yı tahlil ettiği 5. notasında şöyle bir ayrım yapıyor, tasnif yapıyor. Diyor ki, yanlış anlaşılmasın, Avrupa ikidir. Birisi, İsevilik dini hakkisinden, gerçek İsevilik Hristiyanlık dininden aldığı feyizle hayat içtimai beşeriye, insanlığın sosyal hayatına, nafi sanatları, faydalı sanatları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden, fünunları, fenleri takip eden, birinci Avrupa'ya hitap etmiyorum. Belki felsefeyi tabiyene zulmetiyle, inkarcı tabiat felsefenin kara, felsefesini karanlığıyla, medeniyetin seyyatını, fenalıklarını nasin zannederek, iyilik, güzellik zannederek, beşeri sefahate ve dalalete ahlaksızlığa ve inkarcılığa sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa'ya hitap ediyorum. Burada birinci Avrupa, müspet Avrupa, iyisevilik din hakikisinden ve İslam'dan aldığı feyizle insanlığın sosyal hayatına faydalı olan sanatları adalet ve hakkaniyete hizmet eden fenleri takip eden birinci Avrupa. Bu Avrupa ile Müslümanların bir problemi olamaz. Çünkü İsevilik din hakikisinden de İslam'dan alınan feyizle ortaya konulan değerler aslında İslam'ın da malıdır netice itibariyle ve Avrupa kriterleri olarak ifade edilen hukuk, demokrasi, hak ve özgürlük, kalite ve diğer çevre duyarlılığı ve diğer bütün kriterler insan hayatını ilgilendiren, toplum hayatını ilgilendiren netice itibariyle İslam'ın da öngörmüş olduğu değerlerdir. Hatta kimi araştırmalarda bu anlamda Kur'an'ın ve İslam'ın getirdiği değerleri adını İslam ve Kur'an diye koymadan yaşayan, en güzel şekilde yaşayan çünkü bunlar fıtratla, yaratılışla çok uyum içinde olan değerler aynı zamanda. Bunları en güzel şekilde yaşayanlar rın listesinin yer aldığı o çalışmalarda ilk sıralarda İskandinav ülkeleri geliyor. Bu da ilginç bir şey. Ve yine çok enteresan ve bizim açımızdan çok, Müslümanlar açısından çok hüzün verici, utandırıcı bir şey de. İslam ülkeleri de bu değerlerden çok uzak istibdat rejimleri, yolsuzluklar, baskılar, hukuktan, adaletten uzak rejimler, uygulamalar, kalite standartlarının çok düşük olması, çevre duyarlılığının çok düşük olması vesaire gibi. Onun için bu e, tasnif fin bizim önümüze açtığı ufuktan baktığımız zaman birinci Avrupa ile bizim kavgalı olmak bir tarafa, daha çok e, irtibat kurmamız ve safları sıklaştırmamız lazım ki kendi içimizdeki problemlerden de kurtulabilelim. Kurtulmamız daha da kolaylaşsın. Bu noktada Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci çok önemli ama maalesef bu iktidar döneminde hele hele tek adam rejiminde Avrupa Birliği'nden çok daha fazla uzaklaştık ve bu da aleyhimize oldu. Şimdi burada enteresan bir noktaya daha geçiş yapacağız. Şimdi ee, yıllar önce köşemizde yayınlanan ve Müflis Proje Kemalizm kitabımıza da koyduğumuz bir yazıda karanlık bir ittifaktan söz ediyoruz. Ve orada diyoruz ki Fransız yazar Alexander Delval Türkiye Avrupa'da İslamcı bir turuva atımı isimli kitabında Türkiye'yi Avrupa dışında tutmak için Türk Kemalistlerle ittifak etmeliyiz diyordu. Türkiye'yi Avrupa dışında tutmak için Türk Kemalistlerle ittifak etmeliyiz. Çok ilginç. Ancak Türk Kemalistlerin uğradığı güç kaybı bir başka Fransız düşünürünü, Musevi asıllı Bernard Henry Levy kaygılandırmış olmalı ki şöyle demiş. İki İslam arasındaki savaş Türkiye'de de yaşanıyor ve hiç kimse bugün güç dengesinin en az kısa vadede Kemalist İslam'ın lehinde olmaya devam edeceğini kesin olarak söyleyemez. Kemalist İslam'ın lehinde olmaya devam edeceğini kesin olarak söyleyemez. Şimdi bu beyanat Cumhuriyet Gazetesi'nin 17 Mayıs 2004 tarihli sayısında yayınlanmış haber. Ve şu yorumu yapmışız. Gazetenin haberinden iki İslam'la neyin kastedildiği net olarak anlaşılmıyor. Geneldeki kullanımlara göre ölümlü İslam ve radikal İslam ayrımının ifade edilmek isteyenlerine düşünürsek, Kemalist İslam neyin desi? Anlaşılan o ki burada Fransız filozofun özel olarak yaptığı farklı bir ayrım söz konusu. Levi bu ayrımın tarafı, bir tarafına Kemalizm eliyle reforme edilmiş, orasından burasından kesilip biçilmiş e, Kemalist İslam'ı diğer tarafına da bu reform dayatmasına teslim olmamış orijinal İslam'ı yerleştirerek kendisine göre olumlu nitelikleri Kemalist versiyona olumsuzlukları diğer İslam'a yüklüyor. Ama savunduğu Kemalist İslam'ın mağlup olacağından ciddi şekilde kaygı duyuyor. Haddi zatında bu endişe yersiz değil. Hatta sözü edilen mağlubiyet çok daha önceden gerçekleşti bile. Demokrasiyi hedef alan bütün müdahaleler bu durumu tersine çevirme ve bu mağlubiyeti telafi etme girişimleriydi. Bütün darbelerin ortak gerekçesinin devrimler ve ülkeler elden gidiyor iddiası olması boşuna ve tesadüfi bir olay olmasa gerek. Gerçek şu ki halkın nispeten öne çıktığı demokrasiye geçildikten sonra devrim adına, kemalizm adına yapılanlar, aşırılıklar yavaş yavaş törpülendi. Din eğitiminin önü açıldı. Dini yaşamanın önündeki engeller kısmen de olsa ortadan kalktı. Ezan özgürleşti. Dindarlara yapılan baskılar azaldı. 28 Şubat bu gidişatı durdurmayı ve kemalizm açısından kısmen de olsa durumu muhafazaya hedef alan bir operasyondu. Bütün bunlar açıkça şunu gösteriyor. Demokrasinin sağlıklı bir şekilde işleyip gelişmesi engellenmese, ve halkın tercihlerine saygı gösterilse, devrimler adına yapılan tahribatın tamiri çok daha kolay ve hızlı olacak. Şimdi işin bir ciheti böyle. Demokrasi geliştikçe gerçek anlamda orijinal İslam da kuvvetlenecek, güçlenecek ki öyle olmuş zaten. Ama öbür tarafta işin çok dikkat çekici bir başka boyutu şu. Özellikle AKP döneminde kendisini dinler olarak takdim eden siyasetçilerin iktidarında Kemalist İslam farklı bir kılıkla ve farklı bir versiyon olarak güçlendi. Tek adam rejimine geçilmiş olması bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Ve yine bu dönemde maalesef dindarlığın içi boşaltıldı. Bunu zaman zaman yayınlarımızda konu ettik, işlemeye çalıştık. Dini tezahürler görünürlüğü artmakla beraber gerçek anlamda dindarlığın içi boşaltı Çok büyük ölçüde boşaldı. Çok geniş ve detaylı bir konu. Üzerinde çok derin düşünülmesi, çalışılması ve çareler aranması gereken bir konu. Ve şöyle bağlayalım. Şerif Mardin diyordu ki, AKP iktidarı Kemalizmin başarısıdır. Ve Kemal Karpat da yakın tarih uzmanı, o da vefat etti rahmetli. İkisinde de rahmetle yad edilen bu vesileyle. Demişti ki, Kemalizmin ömrünü Erdoğan uzattı. Demek ki AKP iktidarıyla bu Fransız yazarın ta o zaman dile getirdiği endişenin yersizliği bir anlamda gösterilmiş oldu. AKP iktidarı ve tek adam rejimi Kemalizm'in ömrünü daha da uzatmakta kullanıldı ve kullanılmaya devam ediyor. 15-20 Temmuz sürecinde yapılan tahribat, hukuksuzluklar bunun en çarpıcı örnekleri. Onun için bizim bu süreçten bu sürecin meydana getirdiği yıkımdan kurtulabilmek, bunları bir an evvel telafi edebilmek için yine Avrupa Birliği kriterlerinde ifadesini bulan demokratik hukuk devletine, parlamenter sisteme bir an önce geçmemiz lazım. Demokrat Müslümanlar olarak, Müslüman demokratlar olarak tekrar söyleyelim, Avrupalı demokratlarla bu anlamda temaslarımızı, diyaloglarımızı artırmamız ve güç birliği yapmamız lazım ki o aktardığımız yazıda ifade edilen karanlık ittifakın gayretlerini boşa çıkaralım ve demokrasimizi hukuk devletimizi düze çıkaralım diyerek yayınımızı tamamlayalım. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.